Herkese merhaba. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde de yine hayvanat bahçemizi <laughs> tamamlamaya devam edelim. Şunların göz kırpmaları çok iyi ya. Gel bakayım bir. Nereye gidiyorsun lan? Buraya gel. Tamam. <laughs> Otur orada. <laughs> çok iyi. Şimdi arkadaşlar Yine elimizdeki hayvanları bitirelim. Veya ulaşımımız kolay olan hayvanları bitirelim. Hayvan çok fazla var. Kırka yakın hayvan var. Ee, zorlardan kolayla da başlıyoruz. Zorları en sona bırakıyoruz. Şunun elimdeki şeyleri de bırakayım. Burası her zamanki gibi. Şu fener, meşale. Fener'i şöyle atalım. Benim şeyim nerede abi? Kim bilir nereye koydum. Tamam. Bunları mı alayım? Bunlar lazım bana. <laughs> bunları burada bırakmayalım. Şimdi terakotamız yok. Terakota toplamaya gideceğiz. Hemen çok hızlı bir şekilde cehennem üzerinden gideceğiz. Şunun içinde ne var? Toprak, moprak. Şöyle koyalım. E, kaç tane boş şalkırımız var? Şundat. Yeteri kadar boş şalkırımız var. Şurada da yedek şalkırlar var. Hatta biraz daha yapabiliyoruz bile. Hemen abi cehenneme gidiyoruz. Aslında bir yol, bir işaret bırakmadık. Eksi 180 küsüre 500 küsüre gideceğiz. Orada bir portal kapısı var. Oradan gireceğiz. Ve terakota toplayacağımız yerden çıkacağız abi. şöyle bakalım. Yani evet. Böyle dümdüz gidip gidersek orada olacağız. Hemen gördüm. Çok yakınlar birbirlerine. Yani şu kadar mesafedeler. Kapımızdan girelim. Gece vakti geldik. Aha burada benim kayışım kalmış onu aldım. Kediler var burada. Kedi farmı yaptım ama çalışmadı. Köylü sayısını mı arttırmak gerekiyor? Niye? Çok üstüne düşmedim gerçi ama bir kedi farmı olayını deneyeceğim tekrardan. Şu saman balyalarını da bir ara alırız. Buraya sık sık geleceğim zaten. Selamünaleyküm. Ben şurada bir kestireceğim abi. Bir uyuyacağım. Şimdi. Hemen karşısı terakota. Oradan bir toplayalım. Her terakotadan aslında benim amacım şey her renk terakotadan birer şalkır toplamak. İleriki projelerde kullanırız diye saklamak. Ona başka bir zaman geleceğiz. Şimdi hemen hemen her renkten şöyle 3 stek kadar toplasam bana yetecektir. Terakotaları nasıl kırıyoruz? Benim şeyim yanımdan mı? Ve o kırdırıyor. Ay yanımıza almamışız ya. Dur bakayım. Onu merak ediyorum. Bir eve gideceğim abi. Şuradan biraz numune aldım. Hemen eve gidiyorum. Bu ne? Gemi sandım bir an. Gemi direği sandım ya. Şimdi benim burada acelem var. Acile terakotaları hızlı şekilde kırıyor mu? Öğrenmek istediğim şey bu. Eğer kırıyorsa terakotaları aceleyle toplayacağım. Aa, evet. Demek ki acelemiz işe yarıyor. O zaman hemen e, terakotaları toplamak için şurada hmm, turkuaz turku az bir şulkır olacak. Bunu alıyoruz. İçini bir kontrol edek abi. <laughs> Sonra tekrar gelmeyek. Şurada da kum var. Aslında turuncu kumu toplamak için bir şeye ihtiyacımız yok. Kürekle direkt toplayabiliyoruz. Böyle güzel bir yer bulalım kendimize. Orayı eritelim abi. Katman katman böyle hepsinin katman katman olduğu bir yer. Ee, aha burası iyi gibi ya. Burada hepsinden var. Buraya yerleşelim abi. Bilmeyenleriniz için bu kuleyi yaparken... Tabana 9 blok koyuyorsunuz arkadaşlar. 9 blok sonra birer kat birer kat küçülterek çıkıyorsunuz. içi tamamen dolu oluyor. Bunu altından, netrate'ten, elmastan, demirden yapabiliyorsunuz. En hesaplısı demir olduğu için biz tabii ki demirden yapıyoruz. Demir farmını yapmak da kolay olduğundan ötürü demir tercih ediyoruz. Tars şeylerde genelde. Bunu bunu at. Şuradan haracımızı alalım. Bunu bırakıyorum. Aceleyi seçiyorum. Buraya ikinci güç geliyor. Ben neyi seçersem ikinci gücü ona atıyor. Aceleyi seçiyorum. Tekrar aceleyi seçiyorum. Basıyorum. Çift acelemiz olacak. Gördüğünüz gibi çift acelemiz var. Kazmamızda da verimliliğin son seviye olması gerekiyor. Yoksa bu çalışmıyor. Onu o şekilde yapmak gerekiyor abi. Evet toplama işlemine başlayalım. Kameramda da biraz ayarlamalar yaptım. Biraz daha görüntüyü güzelleştirmeye çalıştım. Olduğu kadar olmadığı kader. Şimdi hangi renkleri topluyoruz? Kaç tane renk vardı onu da bilmiyorum. Kahverengi, beyaz, sarı, kırmızı, e, mavi, yeşil böyle bunlar var mı bilmiyorum. Toplayacağım bakalım. Ya burası nasıl bir yerse böyle hep kahverengi var ya şu siyah gibi duruyor ama aslında o da kahverengi. Şuna baksana kahverengilere. Şu çalıdan da toplamamız gerekiyor. Ee, bu çalıyı ben nasıl alırım? Makas alırım değil mi? Evet geçen öyle toplamıştık zaten. Buranın altı şurada renge bölünüyor. Hangi renkler var? Terekota, beyaz terekota. Bari buralardan toplayalım biraz da. Böyle dışarıya doğru bir yol açayım. İçeriye ışık girsin. Aa bak kırmızısı var. Biz aşağı aşağılara indikçe biraz şey olmaya başladı. Normalde ben tabii çok çok toplayacaktım ama böyle şu an ihtiyacımı görsün. Birazcık da kenarda dursun diye şu an bunu yapıyorum. Normalde amacım çok daha fazla toplamak. Yine arada kahverengi geliyor galiba bize. Bak şurada başka renkler de var. Öyle bir katmana inmem gerekiyor benim. Aha bak burası. Neyi bu? Gri değil mi? Açık gri. Belli olmuyor ki abi burada da beyaz. Terakota. terakota. Neyse bir gündüz yapalım. Ben yatak yok yanımda. Neden yok? Yatağımı nerede unuttum ben? Ee, şöyle yapalım. Burada yedek yatağım her zaman var. O yatağı da Yedek yatak diye isim vermek lazım aslında. Şunun içerisine atayım. Toplamaya devam edelim. Abi arkamı döndüm içeride. <laughs> Örümcek spawn oldu ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> Aa dalıyorlar bir de. Oğlum dışarıda gündüz var. Güneş var lan. Şuna bak nasıl geliyorlar. Oo. Şu duvara tırmanma modu var ya onu da yaparsak bunlara çok dehşet görüntü ortaya çıkar. Örüncekler duvarda böyle hani şöyle değil de şöyle şöyle çıkıyorlar duvara. Onu on yapabilirsem ona da bir bakayım çok güzel gerçekçi olur bu sefer de Minecraft. Üstümüze dolmuş zaten. Şuralara ben yine bir tane meşale bırakayım da kimse canlanmasın. Beyaz, turuncu, düz. Düz terakota, açık gri terakota, kırmızı terakota, kahverengi. Başka bizim bilmediğimiz bir rengi var mı acaba bunun? Şöyle bir gideceğim. Şu gri herhalde. Açık gri. Başka rengi yok herhalde ya. Bu da beyaz. Beyazdan da var yeteri kadar. Şuna çok uzaklaşınca şeyi bitiyor etkisi. Yakın durmaya çalışıyorum. Evet yani başka bir renk yok gibi. Şurada dursak, şuna baksak anlarız. Şimdi kahverengi var. Şu mu ka şu kahverengi. Normali var, beyazı var, grisi var, normali var, turuncusu var, arada kırmızısı var. Şunu şöyle bir screenshot'ını alayım belki lazım olur. Biraz da bize aha bu turuncu kumdan lazım. Ha kırmızı kum mu? Neresi kırmızı lan bu? Bildiğin turuncu abi. <laughs> Aslında şuraya bir girmek lazım. Aa bak turuncu şey de var. Taşlardan da var. Enteresan bir şekilde. Onlardan da var. Onlardan da azıcık topladım belki. Bilemedim. Kırmızı kum taşı. Şurada alıcı ve kart var mıdır? Aha. Lafımın üstüne buldum Açıl bakalım Hiçbir şey yok içinde Niye bir sandık açılma sesi ve animasyonu yok lan Aa bunda öyle bir animasyon ve ses yok mu Enteresan Neyse abi, burası güzel gibi burada toplayalım bir tane şey olsa aslında var ya LA olsa. Aa burada var da LA. Nerede LA'ler? Aha burada. Burada da kırmızı kum yok ya. Şurada var. Biz neredeyiz? Burada Neyse siktir et ya. Aa bak gece olurken kırmızı durmaya başladı kumlar. <laughs> hazır gelmişken şu köyden bir tane yatak alalım. Çok enteresan böyle dışarıda şey görmek, ray görmek. Hani bizim koymadığımız oyun tarafından oluşturulmuş bir ray görmek. Çok enteresan. Şunu alıyorum. Aa ne oldu lan? Kardeş iyi misin? Nereye gittin? <laughs> Nasıl koşuyor? <laughs> Peki. Burada da tabii kediler var. Bolca saman var. O şey yukarıda kaldı değil mi? şu samanları alayım diyecektim ama. Havuz tasarımına bak ya çok iyiymiş. Hem de evli bir havuz tasarımı bu. Ya, evi eve eve bütün. Bu balıkçının yeri galiba. Öyle bir yer. Uyuyalım ve oradan sonra da artık evimize gidelim yavaşta. Bu artık benim yeni yatağım. Yanımda taşıma yatağım bu benim. Unutmadan şunlardan da yine almam lazım. Bunlardan bir stek kadar almam lazım benim. Çünkü armadillo'ya bunu kullanacağız. Köpeklerimize onu kullanacağız. Aslında köpekleri götürsem mi ya giderken? Olabilir bak köpeklere giderken götürebilirim. Bundan başka köpek yok zaten buralarda. Şöyle içeriye girelim. Olur ya gözden kaçmıştır, görmemişizdir. Ya sıkıntı şu. Şimdi e, bu ağaçların rengi böyle biraz soluk gibi duruyor değil mi? Bak meşe yaprakları. Biyomdan ötürü soluk gibi duruyor. Ama ben oraya gerçek meşe diktiğim zaman yeşil yeşil canlı duracak. Bu da eri taneli toprak olması lazım. Bundan da almak lazım biraz. İşte onu çözemiyorum. Yani e, bu soluk görüntüyü nasıl yaparım? Onu çözemiyorum. Aa buraya kedi gelmiş lan. Buraya kedi nasıl gelir ya? Köy şurada bak. Oradan buraya nasıl geldi acaba bu kedi? Aha şurada da armadillo var. Yani armadillo neyse de kediye şaşırdım açıkçası. Bir tane daha şurada köpek var mıdır acaba? Zaten... Aha korktu. Bunları süpürgeyle dedilerini toplayabiliyoruz şeylerini. Zırhlarını. Bak ot soluk bir renkte duruyor aldığımız zaman yeşil mesela koyduğumuz zaman böyle duracak. Neyse yapacağız artık olduğu kadar olmadığı kader abi hani ona, ona ne diyeyim ki yani. Bir şekilde seçtiğim belli bir blok mesafesi arasındaki yerin biyom türünü değiştirebiliyorsam yani sırf güzel gözükmesi için Ee, bu bu tarz biyomlara hayvanat bahçemiz yapacağımız yerler için söylüyorum. Oranın biyomunu değiştirebilirim. Ama varsa öyle bir şey. Ben olduğunu sam, zannetmiyorum ama olabilir, olmayabilir. Neyse toparlanalım da yavaştan gidelim artık. Köpeklerimizi de götürelim abi. Başka köpek yok bu bölgede. Yani bu kadar bulduğuma bile ben şükrediyorum. Kaç tane? Dört tane. Yani bir bari bir 5-6 tane olsaymış ama Hadi bakayım çocuklar gidelim. Portalımız şurada bir yerde. Portala gireceğiz. Şunları da makasım kırılana kadar toplayayım. Ay dikkat edin lan. Aşağı düşmeyin orası biraz uçurum gibi. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Oo. Bizim geçtiğimiz yer sıkıntılı bir yermiş zaten. Neyse Allah'tan aşağı taraf da. düşersek ölmeyiz orada bir. <laughs> Gelin bakayım. Ben bu köye tabii yine geleceğim buradan köylü almak için. başka şey. Ya yani çok geleceğiz. Şöyle şey toplamak için topraktır vesairedir. Hepsi için geri geleceğiz. Şimdi çocuklar gelin bakayım. Nereye gidiyoruz? Şöyle gidiyoruz. Evet, şuna şuna gideceğiz. Koşun bakalım. Şöyle yaparsam 4'e de geliyor. Güzel. Bu <laughs> nereye çıkmış lan? <laughs> Bunun resmini çekmek istiyorum. Dur, nasıl yapıyorduk? Ay kaçırdım ya. O yanasın. <laughs> Aa. O sakin lan. Lan git lan git git yiyecek de... Hayır ineğe niye dalmıyorlar? E ee, kayışlar nerede? İyi dört oldu kayışımız. Aa başım döndü. Yeri nerede? Aha. Lan çık Gel. Şimdi bunlara bir yer bulalım. Oraya koyalım. Bunlar orada dursunlar. Biz armodillomuzun mekanını yapalım. E evet, şurası iyi gibi. Burayı gözüme kestirdim. Armodilloyu da şura demiştik. Bunları da burayı yapalım. Hemen oraya doğru gidelim çocuklar. Beni takip edin bakalım. Mekanda güzel ateş ediyor resmen. Gece yağmurlu havada da cidden çok hoş güzel bir görüntü var. Kalemiz burası. Gelin bakayım aslanlarım benim. Şöyle deniz kenarından değil de biraz daha içerilerden yürüyelim. Düşersiniz falan. Şurada sarmaşıklı ağaçlar var. Sarmaşık büyümesini kapattık arkadaşlar. Oyununuzu kurmadan önce, haritanızı açmadan önce Oyun ayarlarından kapatabiliyorsunuz bunu Şunu yaptığımda iyi, iyi oldu aslında Buraya direkt Hayvanları koyuyorum hop burada kalıyorlar <laughs> Köpek serimize bir tane daha ekleyeceğiz Bundan sonraki bölümde de köpeklerin yerini yapalım Su kovası lazım tabi dolu Bakalım buralarda dolu var Obsidiyan filan da varmış burada Başka ne lazım arkadaşlar Çalımız var. Su için farklı bir şey yapacağım. Düz bir alan yapacağız zaten. Ekstra bir şey yapmayacağız. Şunu da atıyorum. Şurayı seçtirdik galiba. Bakalım armadillolar önünde mi? Evet. <laughs> Kabukla döküyorlar bunlar aslında. Bunları bir yere bıraksak böyle bir yere 300 tane armadillayı doldursak. 300 çok da. Bir 15 tane armadillayı doldursak altına huni koysak. Armadillo farmı olabilir aslında. Ben bunu bir düşüneyim. Köpekler için zırh yapıyoruz. Böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi burası hazır kazınmış bir alan. Hemen malzemelerimi şöyle dışarıda güzel bir yere diziyorum. Bunların hepsi dolu çünkü. Hepsinin içerisinde ihtiyacım olan şeyler var. Bunda ihtiyacım olan bir şey yok ama. Şimdi ilk yapacağımız şey kum koymak tamam mı? Şu üstümde ki şunları bir bırakayım. Kısa açayım ben. Ya ona gerek yok. Şimdi önce bir havuz yapacağımız yeri açalım. Burada tabanı da çünkü turuncu olsun istiyorum ben. Şunu bana bir versene babacım sen. Şunca az mesafeden çekmiyor ya. Şöyle enerjiyi aldık. Tabu geldim 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 bitmeden. Ha, i̇şte bu. <laughs> bitmeden şöyle açabildiğim kadar açacağım burayı. Hatta fazla bile açtık. Şimdi burayı dolduruyorum. Şimdi dışını dolduruyorum abi. Tamam mı? Belli bir yer böyle kumla kaplı olacak. Sonra terakotalara geçeceğiz. Şuradan itibaren terakotaya geçeriz. Bu alanda komple kum olur. Tabi kumumuz yetecek mi onu da bilmiyorum. Bayağı topladım ama bakalım. Umarım yeter. Buraları da böyle dolduruyorum. Şunu kırıyorum. Buna ihtiyacım yok. Onun yerine şey koyarım. İri taneli toprak koyarım eğer koymamız icap ederse. Bunu alıyorum. Buraları da dolduruyorum. Evet kum bitti. Bakayım buralarda. E, varmış ya bayağı kum. <laughs> ben bir endişelendim. Acaba kumumuz bitti mi diye. Evet buralar. Şöyle yapalım kum olacak yerler. Şunu kır. Şu açıkta kalan taşları dolduralım. Şunu kır. Şu taşı kır. Tamam. Şura ne? Burayı da kır abi. Buradan sonra terakotaya döndüreceğiz ama altını ben boşluk yapacağım. O yüzden buraları şimdiden meşalemi koyuyorum. Terakota sonuçta kum gibi Düşmeyen bir şey. Şimdi hemen terakota seçelim. Oğlum bunlar çatır çatır sıçıyor lan bunu. Ben bunu bir yaparız ya. Şimdi kahverengi ile başlayalım. Normal terakotayla devam edelim. Ah, açık gri terakotaymış bu da. Normal terakotayla devam edelim. Sonra açık gri, terkotala devam edelim. Sonra kırmızı, sonra turuncu, sonra beyaz. Bakalım nasıl olacak? Emin değilim. Hepsini koyabilecek miyiz? Ona da emin değilim. Şöyle bir doldurarak başlıyorum. Burası zeminimiz, tamam mı? Bir blok kahverengiyi fazla mı koysam diye düşündüm. Şuralarda kahverengi olsa, şöyle. Şöyle bir blok. Yok ya bir blokluk yerimiz yok. Kahverengi zeminde olacak. Kahverenginin yeri zemin arkadaşlar. Tamam kahverengi işimiz bitti. Kahverengiyi bırakıyorum. Ee, açık gri mi terakota mı? Hmm. Kırmızı yapalım. Dur dur. Kırmızı yapalım bence. Şöyle koyarak da deneyebiliriz aslında terakota kırmızı. Peki şöyle yapıyoruz. Şöyle bir seviye. Tamam mı? Yarısından sonrasını bence öyle yapmak daha mantıklı olacak. Normal terakota koyuyoruz. Tamam mı? Şöyle gelmişiz zaten. Şöyle kötü gözüken yerleri düzeltelim. Şuraya biraz daha terekot atalım. Burada şöyle bir şey yapabiliriz gibi. Tamam. Şimdi şuraya kum koymak gerekiyor ya. Burayı unutmuşuz. Onu hallederiz. Şimdi kırmızı koyalım, turuncu koyalım, beyaz koyalım. Tamam mı? Şuradan itibaren şöyle kırmızıyı koyuyorum şöyle abi kırmızıyı koyduk. Kırmızıyı biraz daha büyütüyorum. Şöyle yanımda varmış. Biraz şuranın çıkıntısını arttırıyorum. Şöyle burayı böyle genişletiyorum. Evet. Tabi burada unuttuğumuz yerler var. Oraları düzelteceğiz. Bu arada bu telekotuları pişirirseniz çok değişik bir tür, türe evriliyor bunlar. Evet turuncu terakotayı koyuyorum. Şu içeri giren şeyleri düzelteceğim. a dikitler de yapmak lazım. Bak onu iyi akıl ettik. Birkaç tane de şuralara şöyle saçma dikitler yapmamız lazım arkadaşlar. Onu da ayarlayacağız. Şunu kırıyorum. Şunu kırdım. Şunu ve şunu kırdım. Burayı kapatıyorum böyle oğlum neredeyse bir blok kaçma mesafesine eşdeğer oluyor bunun şeyi ya. Beyazı da koyunca öyle olacak. Şu turuncuyu biraz daha büyütelim. Onu ayarlayalım. Kaçmamalar için bir taktiğimiz vardı. Onu yaparız. Şuradan bir çıkıntı alıyorum. Tamam. Şimdi beyazı koyalım bir blok kalıyor ya onun için bir yöntemimiz var onu yapalım şuradan koyacağım beyazı da bak bir blok kaldı işte bunun için bir yöntemimiz var nedir o şurayı bir blok yukarı çıkartmak yani hani çok mühim bir şey gibi bahsettim ama artık kalan yerde beyazla tamamlıyorum aslında buralar beyaz değil de başka renkte oluyor genelde. Mesela buraya ne koyalım? Yanımızda yok. Ama turuncuyla da kaplayabiliriz burayı böyle. Bu şekilde. Gayet de güzel oldu bence. Çakma telekota şeyimiz. Aynen. Fıstık gibi oldu. Yanımda yine benim şey yok değil mi? Şunu ver. Şunu ver bana. Şöyle koyalım. Oo çok güzel oldu bence. Şimdi ben eksik olan malzemelerim var. Onları tamamlayayım. Orayı bir blok yükselteyim. İşimize öyle de devam edelim. Şunları atıyorum abi. Terrakotta'da daha bir işimiz yok. Evet artık mümkünat yok buradan kaçamazlar. Böyle bir blok yükselterek çözümü buluyoruz. Şimdi suyumuzu koyalım abicim. Buraya birazcık şöyle renk gelsin. Burası niye sınırsız olmadı? dolmaya başladı. Ah be yetmedi. İşte böyle. Peki çok az kaldı. Hop, yine sıçmışlar. Çalı dikeceğiz. Ölü çalı diyor. Ölü çalımız bayağı var. Ha dikit yapacaktık değil mi? Bak unuttuk onu. Şöyle. Her renkten birer tane alıyorum kahverengi mi almadık? Nerede kahverengi çakılı bir yer? Şimdi dikitimizi nasıl yapacağız? Şöyle şunları bırakıyorum. Şunları alıyorum. Kahverengi zeminde değil mi kahverengi? Çok basit. Buraya 4 blok açıyorum. 4 blok. Dördünü dolduruyorum. Sonraki şöyle şundan koyuyorum. Sonra kırmızı koyuyorum. Turuncu koyuyorum. Sonra iki bloğu düşürüyorum bunu. Tamam mı? Beyaz koydum. Ee, ne koyalım? Gri'den koydum. Bundan koydum. Yine gri'yi koydum. Beyaz koydum. Bir blok kırmızı. Teke çıktım. Bir blok turuncu. Hop şöyle yaptım bitirdim. Evet. Hiçbir amaca hizmet etmeyen o dikitlerden yapmış olduk. Şöyle <laughs> renklerine göre biraz şurayı şöyle yapalım ki çok şey olmasın. Hatta şurayı kırabiliriz bile. Böyle anlamsız bir şey. <laughs> Şuraya da biraz miniğini yapalım bunun. Kırmızı, turuncu. Şöyle şundan, şöyle bundan. Bu bu. Evet. Ötesi yok. Tamam. Çalılarımızı dikelim. Bol bol dikiyorum. Zaten başka hiçbir şey olmadığı için bu biyomda. Tabi ağaçlar var da. Armadilloların spawn olduğu yerler daha çok ağaçların olduğu yerler değil. Köpeklerin spawn olduğu yerler oralar. Şöyle abi. Ha, şunu yedi hadi kurtulalım. Böyle şöyle yerleştiriyoruz işte. Biraz çok oldu gibi ama olsun. Tamam. Aa şey. Toprak var mı hiç yanımda? İri taneli toprak. Tamam olur. Yürüme yolu. Şöyle bir tane de burada bir yürüme yolu. Bence bir renk katacak buraya. Güzel olacak. Evet bence de güzel oldu. Suyun kenarlarına belki şeker kamışı konulabilirdi ama koymadım lan. Niye korktunuz öyle? Gel bakalım. Gel 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 gel. Hop yeni yuvanıza hoş geldiniz. <laughs> Şu eşyalarımızı bir toplayalım. Bunları bir de çiftleştirelim. Hop geldik abi. Şimdi şuraları ben bunu da koyacağım. Doldurmaya devam ediyorum. Asla bunu koymak mantıklı değil. Şunları ikisini içeri yapalım. Bu acaba benim ayrın golemim mi başka birisinin ayırın golemi onu merak etti. E benimmiş. <laughs> tepki tepki verip dönüp bir tane azmın ortasına patlasaydı anlardım. Ne haber kanka? Şimdi abi bize ne lazım? Armadillolar arkadaşlar. Örümcek gözüyle büyüyorlar. Bu örümcek gözü çok. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Hepsiyle besler büyütürüz. Şuradan da bir tane sandik alıyorum. İçerinin ışıklandırmasını yapmadık. Evet. Terekotayla bir şey yapabiliyoruz mu? Hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? Terakotayı bırakalım. Kırmızı kum taşı. Peki kum taşını kırmızıya boyama gibi bir imkanımız var mı? Normal kum taşını. Bak onu ben şu an çok merak ettim. Şurada kum taşı var tamam mı? Ben bu kum taşını kırmızıya boyayabiliyor muyum? Şuradan kırmızı boya alsam. İçeriye atsam olmadı. Turuncu alsam Evet, olmadı. Aa, kumdan yapabiliyormuşum ya. Aa, oğlum ya, böyle şeyleri ben çok geç fark ediyorum ya. Tamam, siklet bunları. <laughs> evet, renk kaydetmeden kum taşlarını aynı yerlere koyacağım. Bu burada, bir de Fener alalım. Normal kum taşıyla da birkaç yere koysak güzel olur bence. Şöyle kum taşı yapıyorum. Biraz basamak yapıyorum. Kum taşı ve basamak. Ve bu yeterli olacaktır. Sandığımız, örümcek gözümüz. Her şeyimiz var. Hadi armadillolarımızın yanına gidelim. Şöyle bir yukarıdan bakmak istiyorum. O bir şey diyeyim mi size çok güzel olmuş ya. Böyle tam o mekanı yapmışız sanki. Hani bilmeyen biri gelse yabancılamaz yani bence güzel olmuş. Şöyle aşağı inelim. Şuraya sandığımızı koyalım. Örümcek gözlerini attım. İki tanesini koydum. A gece oldu. Işıklandırmamızı yapalım. Öyle bunları çoğaltalım o zaman. Şöyle. Turuncuyla yapmamız çok iyi oldu. Bence bir uyum sağlayacak. Ah, tam da gece oldu. İyi denk geldi. Şimdi şurada şu şeyi yapalım biz bir. Süsleme diyorduk ya. Üstüne bundan. Hmm, şöyle, şöyle. Burada bir yere de aha böyle koydum ve yine bunun üstüne koyacağım. Şöyle suyun kenarına bir tane böyle alçağa konulabilir. Elinizde ışık yokken bakıyorsunuz arkadaşlar. Neresi karanlık? Bak burası karanlık. Aha burada kesin bir tane canlı spawn olur. Şurada kabuk var bedava kabuk alalım. Evet her yeri yaptığımızı düşünüyorum. Gel bakalım. O baya da hızlı geliyor. Gel bakalım. Seni kocanın yanına götüreyim. Yoksa karının yanına mı götüreyim? Örümcek gözünü verdiğiniz anda. Kabuk çıkarttı. Oğlum bu nasıl bir... Ay <laughs> Karı buymuş tamam. Alttaki kocaymış. Doğru demişiz ilk başta. Bu <laughs> <Bun> nasıl bir <laughs> çiftleşme şeyiydi ya. Aha. Tabii ha bunda korkuyor değil mi koşunca? Bak bu da korkmuş. <laughs> küçük küçük korkuyor. Şuna böyle çok tatlı. Hop. Şöyle fotoğraf çekeceğim. Lan korkmayın lan. Fotoğraf çekemiyorum. Şu alanı şöyle güzel bir fotoğrafını bir daha çekelim. Hangi tuşa basacağım artık? Kafam karıştırıyor bir, bir süre sonra. Aa! Şu ağacın üstünde bir yerde durmak istemiştim sadece. Tek amacım fotoğraf çekmek abi. Şöyle yapalım bir de şu uzaktan zoomlu çekelim. Hop. Bence mis gibi oldu bu kadar fotoğraf. Yetecektir. Şu bir tane şöyle aldım. Evet arkadaşlar. F1'e basıyorum ya kaydı durdum. Evet. Bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet orada güzel bir görüntü kattı. Hayvanat bahçemiz büyümeye, renklenmeye devam ediyor. Videonun süresini artık kısa tutmaya çalışıyorum. Şu an ne kadar olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım bu kısalıktaki videoyu beğendiyseniz, umarım beğenmişsinizdir. Ben de böyle yapmaya çalışacağım. Beğen atın, yorum yapın. Ben de bunu alnayım arkadaşlar. Kapatmadan önce sizinle son bir şey yapmak istiyorum. Oo, bunlar bunlar. Yani burayı boş bulup spawn oluyorlar. Şu da ne işe yarıyor orada. Ee, köpeğimize bir tane şey yapmayalım mı ya armadillo kabuğundan? Hı? Yani o kadar armadillo'yu getirmişiz. Köpek zırh yapmayalım mı? kurt zırhı. Evet. Bakalım başka kabuğumuz var mı? Şimdi bunların hepsine bakacağız değil mi? Peki. <laughs> Şöyle fırçayı aldım. Tamam mı? Fırçayı aldım abi. Neredesiniz? Gel bakayım buraya. Bak fırça çok çabuk kırılıyor ama acil durumda böyle toplayabilirsiniz. Bunların kendisinin kabuk dökmesinden de bir farm yapılabilir. Onu da yaparız. Ne zaman kim bilir bilmiyorum. Ama yaparız yani. Bir gün. Bir tane daha kut zırhı yapalım. Kut. Kut zırhı 3 tane yaptık. Birini de sergileriz artık ya. Sergileyecek boş bir yer lazım bana. Heh. Hop şöyle koyalım. Kurt zırhlarını boyayabiliyoruz. Onu da göstereyim. Biri sarı olsun, biri de mavi olsun. Şöyle, hop biri de böyle. Siz kendi kurtlarınız arkadaşlar, istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Çocuklar ben geldim. Kalk bakayım, kalk bakayım. Sen şunu giy, sen de şunu giy. Oo, kıyak oldunuz ha. Şöyle gelin bakayım. Sarılı da gelsin. Oğlum yanacaksın lan mumun üstüne basıyorsun. Evet bence gayet güzel oldular. Gel bakalım. Şöyle yanıma gelin. Hop hop. Tamam. Böyle durun. Tasmalarını da boyayabiliyoruz. Onu da yapalım hadi. Pastadan biri mi yemiş lan? Oğlum pastadan biri yemiş lan. Allah Allah. Kim yedi acaba? Ben yemedim. Onu Söyleyeyim de. Şimdi geliyorum şöyle. Hop bu mavi. Hop bu da sarı. Tam daha bir uyumlu oldu şimdi. güzel oldu evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümlerinde bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Bu kısalık sizin için ideal midir? Değil midir? Lütfen yorumlarda belirtin. Abone değilseniz abone olun. Yorum yapın. Beğenin.